tane kağıt var elimde. Birinde $30 yazıyor, birinde $1000 yazıyor. Hangisini seçersen bir gün boyunca o parayla geçineceğiz. Ceyda, çok şeyler söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum. Ama ben bugünün keyfini çıkaracağım. Vallahi böyle sefilliğe can kurban arkadaşlar. Deniz kenarındayım, oh! Günün en güzel kısmına geldim. Spa bölümüne. Çok para gitti ya dondurmaya. Vay be, çok para gitti. Haber, kulağımı çekiyorsun. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? Kitap okuyorum. Arkanda bir şeyler saklıyorsun. Şöyle bir şey yapacağım. Aklıma geldi. Ben biliyorsun İstanbul'a gidiyorum. Evet. 10 günlüğüne. Orada da video çekeceğim. Sonra düşündüm. Dedim ki senle bir challenge yapalım dedim. Sen burada, ben İstanbul'da çekeceğiz. Sonra birleştireceğiz. Bir sürü böyle YouTube kanallarını izledim. Daha önce hatta bunun yarışmasını da yaptı Acun. Ve çok eğlenceliydi. Aa dedim biz seni bunu... Seni bu kadar gülmenden ben çok eğlenmeyecekmişim gibi geliyorum. Orasını bilemeyiz. Aa dedim biz de bunu Burak'la yapalım. Burak burada, ben İstanbul'da yapayım dedim. Hazır İstanbul'a giderken avantaj olan kısmı deneyimlerim diye. Şimdi iki tane kağıt var elimde. Ben bunun içine para yazdım. Birinde $30 yazıyor, birinde $1000 yazıyor. Hangisini seçersen bir gün boyunca o parayla geçineceğiz. Yani sen çektiğin parayla bir gün boyunca burada geçineceksin. Kalan parayla da ben bir gün boyunca İstanbul'da vakit geçireceğim. Ben şanslı insan adamım. Ben $1000 çekeceğim bence. Ama sen $30 ne yapacaksın? Bence ben $1000 çekeceğim. Dırın. Peki bir şey söyleyeceğim. O kağıtların hali ne? Bu evde kağıtları kesmeyeyim diye Amazon'dan gelen kutuları kestim. İçine yazdım. Tam şeye geri dönüşümlüğe uygun hale getirdin yani. Evet hadi. Aynen. Çekelim. Şimdi iki tane tutuyorum. Dönün. Alıyor muyum bir tanesi? Evet. İyi düşün. Yes! Be! Ben şanslı insanım. Ben $1000 çekeceğim bence. Ne yapacağım şimdi? $30 bir gün mü geçireceğim? Evet, $30 bir gün geçireceksin Buracığım. Ben çok olmamalıydı. Keşke biraz böyle bir hareketler yapsaydım. Böyle bir kokus kokus falan. Ne yapacağım? İki tane kağıt var. Ceyda gördüğünüz gibi beni yine son dakika tam İstanbul'a gider ayak bana güzel bir kıyak yaptı. $30 bir gün geçirecekmişim. Kendisi hanımefendi $1000 bir gün geçirecekmiş. Bakalım başımıza neler gelecek. Evet, biliyorsunuz bana $30'lık bölüm düştü. Niye ben bütün videolarda ben sürünüyorum bu tip videolarda bilmiyorum ama başa gelen çekilir. Şimdi evden çıkıyorum. Normalde toplu taşıma aracı kullanalım dedik. Malum sadece $30'larım var harcamak için. 20 milden fazla bir yere gitmem dedim. Kaç mil yaptığını söyleyeceğim. En fazla yapacağım 20-25 mil olur zaten. Onu da hesaba katacağım. $5 gibi bir şey yazacağım ona. Dolayısıyla $25'la güne başlıyorum. Kendi arabamı kullandığım için otobüsten daha ucuza gelecek bana ve daha rahat olacağım. Kendi konforumda olacağım. Kafamda bir iki bir şey planladım. Hadi bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. İstanbul'dayım ve İstanbul'u çok özlemişim. Şimdi bugün ne yapıyorum? Bugün tabii ki kendime zaman ayırıyorum. Kendim işimi artacağım. Şu an saat 8. Kahvaltımı çok erken uyandım yaptım. O yüzden bir yerde kahvaltı yapmayacağım. Gördüğünüz üzere kendime güzel bir araba tuttum. Böyle taksilerle uğraşmak istemedim. Şimdi buradan ilk takılarını sevdiğim bir yere gideceğim. Kendime oradan küçük bir hediyeyle başlayıp daha sonra gidip böyle güzel bir cilt bakımı yaptırıp ondan sonra da Sheraton Otel'e gideceğim ve otelin keyfini çıkaracağım. Bu sırada sevgili eşim Buracığım ne yapar bilmiyorum. Kendi bütçesiyle nasıl geçinir onu hiç bilmiyorum ama ben bugünün keyfini çıkaracağım. O yüzden de sizler de buna eşlik edeceksiniz. Hepinizi şimdiden kocaman öpüyorum ve güne başlayalım. Evet, evden çıktık. Bu arada gerçekten de benzinim yokmuş. Ama yeter. Şu anda 23 mil gösteriyor. Oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Zaten gerçekten 20 mil demiştim. Benzin kalmamış. $5'lık benzin var zaten şu anda arabanın içinde. Costco'ya gidelim dedim. Aklıma geldi. Unutmuştum. Aslında tabii ki kahvaltıda sosisli falan yemek pek sağlıklı, mantıklı bir şey değil ama 40 yılda bir olabilir. Costco'da çok eskiden hatırlıyorum. $1 hot dog vardı. Bir gidelim bakalım. $1'sa oldukça ekonomik ve doyurucu. Orada bir hot dog yiyeceğim. Sonrasında da ne yapacağımızı göreceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi Nişantaşı'ndayım. Kendimi şımartmaya başladım. Şimdi piyanoya giriyorum. Daha önceden de geldiğim bir yer, çok sevdiğim takıları var. Şimdi kendime bir şeyler bakacağım. Belki
küçük kızıma da bakarım. O yüzden şimdi içeri giriyorum. Evet, Costco'ya geldik. Costco Amerika'nın metrosu diyebilirim. Toptan market burası. Her şey kocaman kocaman. Genelde insanlar şirketlerini alıyor veya kalabalık aileler buradan alışveriş ediyor. Biz de buradan zaman zaman alışveriş ediyoruz. Bir üyelik kartınız olması gerekiyor. Yanılmıyorsam yıllık $50 ama yanlış bir şey söylüyor olabilirim. Tam hatırlamıyorum şu anda rakamını. İçerisi çok güzel. Her şey var. Aklınıza gelen her şey var. Dediğim gibi üye olmak gerekiyor. Amerika'daki en ucuz hot dog benim bildiğim kadarıyla Costco'da var. Ama üye olduğunuz zaman zaten normal alışveriş yapıyorsanız o zaman ancak değer. Kalabalık aile olmak lazım. Böyle bir evli bir çift, çocuksuz bir çift veya bir çocuklu bir çift için falan çok uygun değil. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizden nasılsınız? Ben de iyiyim. Eşimle yarışıyoruz. Ben. Ama avantaj bende. Böyle bir şeyler bakmak istiyorum ama böyle... Burada göreceğiniz ürünlerin hepsi sadece bu mağazaya özgü ürünler olduğu için gönül rahatlığıyla tüm koleksiyonlarımıza göz atabilirsiniz. Evet. Daha önceden de gelip sizden ürünler alıyordum. O yüzden direkt Nişantaşı'na geldim ve sizi ziyaret ettim ama ne alacağımı da bilmiyorum. Kolye istiyorum, yüzük istiyorum, küpe istiyorum, bir şey istiyorum. Abi, piercinglerimizi öneririm size, tavsiye de ederim. Piercing. Evet, çok da iddialı olduğumuzu belirtebilirim size bu konuda. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Evet. Elektronikten kuyuma, beyaz eşyadan meyveye, sebzeye, çiçeğe, böceğe, giyimden yani ne arıyorsanız, aklınıza ne geliyorsa her şey burada var. Şimdi neyse, burayı çok anlatmadan gidelim, hot dog'umuzu yiyelim, çıkalım. Orada fiyatlar yazıyor zaten. Oo, 1.50 olmuş, %50 zamlanmış. Vay 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 vay, 1 dolardı ama bir dakika, pardon, zamlanmamış. 1.50'nin içinde içecek de var arkadaşlar. 1 dolar 50 sente hot dog yiyorsunuz, yanında içeceği de geliyor. Evet, buyurun. Bu arada şu küpeyi beğendim ama piercing küpesiymiş. Yakından görmek zaten bende şans olsa piercing istiyordum. Ya yani şöyle bir şey var. Piercing seviyorum. Çok da hoşuma gidiyor ama çok korkuyorum. Ben hani şimdi kulaklarımda böyle delikleri göreceksin, diyeceksin ki korkuyorsun, muzdeldirdin ama bunların hepsini... Ankara Manlı gibi görüyorsun. Bunların hepsinin ayrı bir hikayesi var yani. Aslında şöyle, burayı hep deldirmek istiyordum. Çok ama güzel. Çok korkuyorum. Yani şöyle istiyorum ama bunu doğru bir şekilde istiyorum ama acır diye çok korkuyorum. Bak, tek sıkıntım acıması. Acı konusunda biraz önce bahsettiğim gibi anlık birkaç saniyelik sızı yaşarsınız. Hepsi o kadar. Tamam, ben başka şeylere bakayım. 5 dakika düşeyim, sonra size denerim. Gene gel, hot dog please. Comes with a drink? Yes. Baya baya sosisli işte yani. Küçük de değil. Ketçabını falan koyayım bari içine. Ceyda Hanım ne yapıyor acaba? Çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Birazdan da arayacağım. Çok merak ediyorum. Dikkatinizi çeken hangisi sizin için çıkartayım? Yani normalde şu mavi renk çok güzel ama şu anda çıkardığın için ilgimi çekti. Hafif leopar mı desem, ne desem bunu bilemedim. Bunun fiyatını merak ediyorum. Biz fiyat konusunda çok şeffaf çalışıyoruz efendim. Ürün fiyatı 7488 lira geliyor. Belki sonra bir kararlaştıralım. Belki sonra beğendiklerimin arasından bir şeyler olur. Benim gözüm hala sizin kulağınızda. Ben onu düşünüyorum şu anda, lütfen. Sabah 10. Ve ben markette hot dog yiyorum. Ceyda, çok şeyler söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum. Ve bilerek önceden izlemeyeceğim. Ben de yayınlandığı gün izleyeceğim. Çünkü şu karşılaştırmayı görmek istiyorum. Döküp döküp duruyorum bu arada. Bence yapsak mı piercingi, yapmasak mı bilmiyorum. Yapalım mı? İyi tamam, hadi gel geçelim o zaman. Bak yine stresli zamanlar. Şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Kahveyi bedavaya getireceğim. Challenge belki $30 ama benim amacım minimumda para harcamak ve hatta para arttırmak ki iyice acitasyon yapayım Ceyda'ya karşı. Şimdi kahveyi bedavaya içeceğiz. Nereye gittiğimizi göreceksiniz birazdan. Seçtiğim piercingi gösteriyorum size. Aslında Alper'in tercihiyle bunu seçtik. O yüzden bu küçük tohum dedin sen, evet. Bunun adına tohum yapacağız. Böyle gösteriyorum. Ama bunun fiyatı neydi? Bakalım. 5106 lira geliyor. Bence birazcık da bana indirim yaparsınız diye düşünüyorum. Yani bence bunu yapayım ya. Söylemeyin. Kendi ekstra bütçeden ekleyebilirim bence ben bu durumu. Sevgili ekip, bu bizim aramızda kalabilir. İşim rahatladı Zeynep'e. Vallahi billahi. Bu nazlılık sayesinde 600 lira kar etmiş olduk sevgili. Yani sadece
5000 lira alabilirsin ama başka yerden kısarsın. Evet, ya da öyle bir şey yapabiliriz. Ama şeye izin veriyoruz, taçıma hediyeli bütçe dışından kullanmanın izin veriyoruz. Tamam, taçıma hediye alırız. O zaman bunu mu yapıyoruz şimdi? Bence sizin için uygun bir ürün. Tamam. Yapıyoruz. Evet, sosis ile kahvaltımızı ettik. Kahve içmek istiyorum. Tabii ki ben Ceyda Hanım gibi süslü bardaklarda, güzel otellerde kahve içemediğim için 30 dolarla Floren Dekor'a geldim. Ne alaka Floren Dekor demeyin. Burası yer malzemeleri, mutfak, mutfak tezgahları diyeyim. Satan bir yapı market aslında. Amerika'nın birçok bölgesinde var. Buraya gelmemin sebebi bir taşla iki kuş vuracağım. Sizler için bir video daha çekiyorum şu anda. Tekrardan bir eski bir ev aldık. İçini yeniliyoruz ve satacağız. O ev için yer seçmek için bugün buraya gelmem gerekiyordu zaten ve burada buraya gelip alışveriş edenler için bedava kahve var. Umarım hala bir kahve standı vardır, bir kahve masası vardır. Hem gidelim yerimizi seçelim, hem gidelim kahvemizi alalım. Hani uyuşturmuyor musun? Sonra... Nasıl? Az önce söylemiştim. Hayır, abi kafamda tuttu çevirdi. Hayır, soğutucu sprey de mi yok? Hayır, yok. Olmaz. Derin bir nefes alıp tutun. Haber kulağımı çekiyorsun. Affedersin. Derin bir nefes alıp tutalım. Bitti. Hepsi bu kadardı. Bu neydi ya? Deldirmeyin. Acıdı, çok az acıdı. Yalan için, söylemeyeceğim. Benim için yanma lazım. O yanmadan sonra her şey normale dönecek. Sanki yıllardır bu şey oradaymış gibi duracak. Yanıyorum tamam, şu an. O yanma geçtikten sonra her şey normale dönecek. Hepsi bu kadardı. Teşekkür ederim. Eskiden kahveler şurada karşılığında duruyordu ama orada bir de Pro Desk vardı. Pro Desk yani mesleği inşaat işi olanlar için, özel kartı olanlar için ve buradan çok yüksek alışveriş yapanlar için burada gelip pazarlık yaptıkları bir masa vardı. O masayı kaldırmışlar, o masayı bulmam lazım. Kahve de onun yanındaydı. Evet, piyanoya gelip böyle zevkli zevkli ürünler bakayım derken ufacık acılı bir işlemle karşılaştım diyeceğim ama gerçekten hani çok korkuyordum. Zaten ikna olmasaydım hayatta oturup derdirmezdim. Acımıyor diye yalan söylemeyeceğim. Çok az acıyor ama gerçekten anlık acıyormuş. Yani bugüne kadar keşke bu kadar çok korkmasaydım diyorum. Böyle küçük bir tatlış bir hediye yaptım kendime. Çok keyif aldım. Yine çok güzel ürünler var. Yine çok güzel ürünler gelmiş. Ben bugün kendime böyle küçük bir hediye yaptım. Görüşmek üzere. Excuse me. You had coffee before. Do you have a coffee stand still? Okay. Coffee. Yeah. Make a Evet, kahveni de aldım. Tabii ki eskiden bütün çalışanlar tanıyordu ama bir süredir dediğim gibi eski evi alıp yenilemediğimiz için buradan alışveriş etmiyoruz ve artık unutulduk. Ama tekrardan piyasa şu anda elverişli hale geldi. Tekrardan eski ev alıp yenilemeye başlıyoruz bu arada. Tüm videolarda da o evlerine videolarını çekeceğim zaten. Size de onları da göstereceğiz. Biliyorsunuz Amerika'da yaşadığım için genel olarak bakımlarımı İstanbul'a geldiğimde yapıyorum. Hatta size bununla ilgili video çekmiştim. Sadece evde kullandığım kremlerle yapıyorum ama asıl desteği, asıl o cildimin güzelliğini İstanbul'a gelince sağlıyorum. Çünkü cilt bakımını İstanbul'da yaptırıyorum. Ben de şimdi neredeyim? Doçent doktor Gökhan Temiz hocamın yanındayım. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Evet. Bugün cildime bakacak, inceleyecek. Cildime daha yararlı olan, daha böyle güzel gösterecek işlemler yapacak ama ona da Gökhan hocam karar verecek. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim ben. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Hoş teşekkür geldiniz. Ederim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aslında cildiniz gayet güzel. Kırışıklıklarınız yok denecek kadar az. Belki bu yazın etkilerini ortadan kaldırmak için, biraz nemlendirmek için böyle bir mezoterapi yapabiliriz. Deri içerisine sizin cildinizi canlandıracak bir işlem uygulaması. Aslında benim hep sıkıntım şu Gökhan hocam. Çok böyle kendimle ilgili hani problemim yok hani cilt olarak. Hani Allah'tan o konuda bir tık şanslıyım ama. Benim cildim hep kuru. Ne yaparsam yapayım hani cilt temizliği de yapsam, kremler de kullansam bir şekilde kuruyor. Ve ben de şeyi çok seviyorum. Makyaj yapmadığım için böyle canlı ve parlak görsün. Onun için mezoterapi mi? Evet, tam da dediğiniz şey için. Çünkü aslında cildin yüzeyinde sürdüğümüz o nemlendiriciler, kremler bir miktar etkili ama vücudumuzu dışarıdaki etkilere karşı koruyan bir bariyerdir deri tabakası. Hmm. O sürdüğümüz kremlerin içeriye nüfuz etmesini aslında bizim kendi derimiz engelliyor. Aslında bu bir koruma mekanizması. Biz ne yapıyoruz? Biz o bariyeri aşmak için çok küçük bir iğneyle derinin içerisine o enjeksiyonu yapıyoruz. Anam!
İğne deyince korkmayın, çok küçük. Uygulamadan önce zaten tüm yüzünüze krem süreceğiz, uyuşturacağız. Rahat edeceksiniz yani. Ben bu arada, endişe etmeyin. Ben bu arada ilk kez mezoterapi yaptıracağım. Genelde hep cilt temizliği yaptırıyordum sadece. Cildimi temizletiyordum. O kadar. Şimdi bence ilk kez yapıyorum ama bir tık da hani bilmediğim bir işlem olduğu için aslında tabii. Çok duyuyorum mezoterapi ama hiç yaptırmadım. Evet, yani endişelenmekte çok haklısınız. Çünkü insan vücuduna bir şey enjekte edilirken iki kere düşünülmesi, belki üç kere düşünülmesi lazım. Basit bir işlem değil. Bir de yüz bölgesi ya, o iğneler beni bölgesi, çok korkutuyor. Tabii tabii, çok haklısınız. Ama endişe etmeyin, hani bu ilaçlar güvenilir. Şimdi yanıma bir kitap aldım. Kitabın en güzel nerede okuyabilirim? Güzel bir parkta okuyabilirim. Bir de yanımda deniz varsa daha da keyifli olur. Bir tane parka olan bir beach'e gidip kitabımı okuyabilirim. Belki orada bir dondurma yiyebilirim sonrasında. Hem de size denizi göstermiş olurum. Ben de keyif alırım. Bir eser böyle püf. Bu sıcakta en azından bir denizin havasını almış olurum. Ceyda Hanım'ı arayabiliriz. Bakalım o ne yapıyor? Ben burada 35 derecede otururken. Yüzüme uyuşması için krem sürdüler. İğneli bir işlem olacağı için acıyı azaltmak amaçlı. O yüzden böyle bir 15-20 dakika bekledik. Şimdi Gökhan Hoca işlemi yapacak, mezoterapi işlemi arkadaşlar. Evet, sahile geldim. Bizim eve en yakın beach burası. Çok yakın. Direkt sokaktan aşağı iniyoruz ve Lake World Beach'teyiz. Burada güzel bir iskele de var. İnsanlar balık tutuyor. İskeleye gitmek paralı. Gider miyim o yüzden bilmiyorum. Şu anda böyle her şeyi tasarruf etmeye çalıştığım için her şeyden 1-1,5 dolar falandır muhtemelen ama harcamak istemiyorum şu anda. Yanıma Ver Ortaylı'nın kitabını aldım. İstanbul'dan sayfalar. Okumamıştım. Ceyda'nın kitabı bu. Okumadığım için yeni bir kitap diye aldım. Bütün günüm var. Belki bitiririm kitabı. O yüzden hiç başlamadığım bir kitabı almak istedim. Gideceğim, burada bir oturacağım. Belki daha sonra bir dondurma yerim. Burada yürüyüş yaparım. Denize de girebilirdim aslında bugün ama bilmiyorum. Yanıma almadım. Aklıma gelmedi. Hiç sahile giderim diye düşünmüştüm ama keşke denize girseydik. Ama biraz dalgalı bugün ama yine de yüzenler var. Uyuştum galiba. Nasıl? Acıdı mı? Kemik kızmıyor belki. Biraz acıyor, evet. Şey yapalım, uygulayalım bunu. Tolga, yedim seni Tolga. Vallahi acıyor hocam, niye acıyor yapalım? Evet, bakın burada neydi filmin adı ya, unuttum. Pamela Anderson'ın filmin adı neydi, şey dizisi, Beach bilmem ne, o Safeguard mıydı, ne gardı, Lifeguard mıydı, neydi ismi, hani burada geliyorlar Allah korusun bir boğulmaya karşı, bir şeye karşı, köpek balığı görülürse falan diye tepeden izliyorlar. Genelde lise öğrencileri, üniversite öğrencileri ek iş olarak bunu yapıyorlar. Evet, şimdi işlerimi bitirdik. Gökhan Hocam, ellerine sağlık. Geçmiş, çok teşekkür olsun. Ederim. Birazcık arı saldırısına uğramış gibiyim ama yapacak bir şey yok maalesef. Güzel olacağına eminim. Evet, vallahi. Şimdi bir maske uygulayacağız. Biraz cildinizi yatıştıracak. Ondan sonra günlük hayatınıza geri dönebilirsiniz. Ama öyle çok şey olmadı. Mesela yüzümü böyle temizleyip çıkıp yürüyebilirim sokaktan. Hani şey ki, olmadı öyle tabii, o kadar tabii. Biz kötü, buradan çıkana kötü kadar durmadı. Zaten tamamen kabarıklıklarınız da geçmiş olur. Evet, yani hani bunu yaptırıp günlük hayatınıza da devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gördüm. Kitap getirmeseydim de buranın belediyesinin koymuş olduğu ufak dolaplar var. İnsanlar geliyor, kullandıkları kitaplarını bırakıyorlar. Buradan geliyorsunuz, kitabınızı alıyorsunuz. Sonra geri bırakıyorsunuz. Beğendiğiniz kitap varsa alın. Okuduktan sonra geri getirin yazmışlar. Bakın. Hem çocuk kitapları var. Farklı kitaplar var. Çok güzel bir iş bu. Şimdi bu rahatlatmak için değil mi? Evet. Soğuk iyi gelir şimdi size. En önemli işim kendime gölge bir yer bulmak. Önce bir şu tarafa doğru gidelim. Bir bakalım iskeleye çıkmak kaç para? Belki de ucuzsa çıkalım mı? Ne diyorsunuz? Para arttırmaya çalışıyorum gerçi ama. Vallahi böyle sefilliğe can kurban arkadaşlar. Deniz kenarındayım. Oh! Oh, şu anda mutluyum. Biraz evvelki o marketteki hot dog'un şeyini unuttum bile. Sabah sabah hot dog yememin çilesini unuttum bile. Şuraya gelince deniz beni acayip dinlendiriyor. Hava, palmiye ağaçları, fıstık gibi. Bedavadan takılıyorum şu anda. Bu yaptığım aktivite Ceyda'dan daha iyi olabilir şu anda. Hello. How are you? Good. We want to get to the... $2. Per person? No, $1 per person. Oh, really? Nice. $1 adam başı. $2 veriyorum. Ama sadece $1'ını sayıyorum. Çünkü tek başına kamerayı da alıp çekebilirdim. Ama size güzel görüntü olsun diye Şahika da benimle beraber geldi. $1'ını sayıyorum. $2 değil. $1 verdim buraya çıkmak için. Burada insanlar balık tutuyor. Balık tutulması için yapılmış bir iskele zaten burası. Eğer balık tutuyorsanız $4 veriyorsunuz. Sadece geziyorsanız $1 veriyorsunuz. Biz iki kişi geldik. $1 olarak sayıyorum. Dediğim gibi çünkü Şahika gelmeyebilirdi. Ve artı ticari masraf. Vergiden düşerim o $1'ı. O yüzden onu
saymıyorum. Sadece kendi 1 dolarımı sayıyorum. Sabahtan beri sadece 2 dolar 60 sent harcadık arkadaşlar. İskelenin sonuna geldik. Bol bol vaktim olduğu için öyle duruyorum. Ama çok sıcak olmaya başladı artık. Bir tane gölge bulalım. Burayı da size göstermiş oldum en azından 1 dolara. Bir gölge bir yer bulalım. Kitabımı okuyayım. Sonra dondurma yeriz. Sonra da bilmiyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum artık. Çok ciddi balık var şu anda. Evet, şimdi Sheraton Otel'e geldim. Dinleneceğim. Önce odamı alacağım. Odaya çıkacağım. Birazcık dinleneceğim. Daha sonra böyle güzel bir akşam yemeği yiyeceğim. Bir spa'ya gireceğim. Daha sonra da birazcık dinlenip uyuyup sabah da kahvaltımı edeceğim. Ama şimdi önce oteli alacağım. İnanılmaz güzel bir otel. İlk kez geldim. Muhteşem bir dekora sahip. Ve her yerinde bir sanat eseri var. İlk girdiğimde bu kocaman böyle bir sanat eseri beni karşıladı. Refik Anadol. Kendisi çok iyi bir hem mimar hem tasarımcı ve veri bilimleriyle yapay zekayı buluşturup böyle eserler ortaya çıkarıyor. O yüzden muhteşem görünüyor. Deniz kenarında gölge bulamadım. O yüzden parkın içinde oturdum, kitabımı okuyorum. Uzun bir süre o balıkları izledim. Büyük balık, küçük balık yerine canlı canlı yaşadık. Bayağı bir balık var. O yüzden dolayısıyla da balıkçılar için bayağı bereketli bir gün. Bu sıcakta bayağıdır kitabımı okuyorum. Gidelim bir dondurma yiyelim. Sonra başka bir yerlere gideriz. Paramız da cebimizde kaldı. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ederim. Benim bir rezervasyonum vardı. Tabii. Rezervasyonu kontrol etmem adına kimliğinizi alabilirim mi? Tabii. Bir dakika. Buğra'cığım, gönül isterdi ki sen de burada ol ama bu videoda ayrı ayrı takılacağız. Daha sonra sevgili ekip beraber çekebileceğimiz bir video bize hazırlar. Değil mi Tolga Bey? Bizi ayırdınız bu videoda. Ceyda Hanım, bir gecelik suite bir oda rezervasyonunuz var. Tamam, evet. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, adımı da aldım. 21. kattaymış. Şimdi gidiyorum. Su içelim, dondurma yiyelim. Evet, asansör korkum var. 21 kat çıkıyoruz. Yani böyle kalbim pırpır oluyor. Hello. Go with yourself. Normalde yiyeceğim bir dondurma değil ama madem burada video çekiyoruz, buranın dondurmasını yiyelim. Hi, can I get a like what beach mat? Just one scoop. And a cup, please. Cup, please. Wow, muhteşem. Aa, kapı girişinden belli odanın güzelliği. İnanılmaz. Bayağı daire. 1+1 daire şu anda. $6.70. Enjoy, have a good one. Thank you. Aslında böyle 1+1 stüdyo daireye benziyor. Şuradan bir giriş yapıyorum. Şurada galiba mutfak mı var, oda mı var bakalım. Burada mutfak var arkadaşlar. Bayıldım gerçekten. Burada böyle çift kişilik bir oda. Yani iki kişi kalabilir. Bu arada odanın tasarımları da çok güzel. Burası normal oda. Vallahi bayıldım ya. Çocuklu bir aile gelip burada kalabilir. Muhteşem olabilir yani. İleride bizim için Talya ile geldiğim zaman bir daha İstanbul'a burada kalabilirim. Ne harcamıştık? 2.60 harcamıştık. Çok para gitti ya dondurmaya. Vay be, çok para gitti. Yani böyle bir günde, $30 harcadığım bir günde 6-7 dolar dondurma verdiğime inanamıyorum. Enteresan oldu bu. Para arttırabilecek miyim şu saatten sonra bilmiyorum artık. Daha öğle yemeğim, akşam yemeğim yok. Ama müthiş bir dondurma. Evet, odayı size gezdirdim. Gayet keyifli bir oda. Ben de şimdi birazcık keyif yapayım. Bir kahvemi içeyim. Birazcık dinleneyim. Daha sonra otelin içinde birazcık dolanacağım. Spa'ya uğrayacağım. E artık kendime vakit ayırma zamanı diyorum. Dondurmayı bitirdim. Kutusunu çöpe atıyorum. Evet, biraz yürüyüş yapmak istiyorum ama çok sıcak. Kapalı bir yere gidebiliriz belki. Bilmiyorum ne yapacağım şu anda. Arabaya bineceğim. Bir klimanın altında karar vermek istiyorum. Acayip sıcak. Çok terledim çünkü. Yeni de destinasyonumuzda görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi tatlı yemeye geldim. Çok güzel görünüyor tatlılar. Azra Hanım, en çok önerdiğiniz tatlı hangisi buradan? Çikolatalı tatlımız çok güzel. Bir de portakallı baktığımız. Ben çok çikolatacı değilim. Yani böyle çok çikolata sevmem. Portakallıyı deneyebilirim. Peki ne kadar mesela burada bunu gelip yemek istedim? Yani şu anda da yiyorum. Ne kadar ödeyeceğim? 185 TL.
Tamam. Var biteceğim. Yerim tatlıyı. Tamam ben portakallıyı denemek istiyorum. Şimdi taco yemeğe gidiyorum. Canım taco istedi. Ucuz da bir tacocu var. Daha önce beni buraya götürmüşlerdi. Bizle beraber çalışan ekipten arkadaşlarım. Çok seviyorlar burayı. Buranın lokalleri Meksikalılar, Guatemalalılar. Onların gittiği yer zaten doğrudur. Zaten kendi memleketlerinin yemeği. Takocu'ya gidiyorum. Bakalım fiyatlar nasıl? Daha önce gittiğimde uygun olarak görmüştüm. Bakmak istedim aslında ama bakmadım. Sürpriz olsun. Bakalım paramız kalacak mı? Bilerek bakmadım. Evet Azra Hanım tatlımı verdi. Kahvemi de verdi. Çok teşekkür ederim. Ben şimdi tadım aşamasına geçiyorum. Çok hafif ve çok güzel. Burada her yerde, her farklı şehrin kendi eğlence alanları var. West Palm Beach'e gideceğim, orada konser var. Buradaki yere gidecektim, evimin yakınında olsun, benzin harcamayayım diye. Ama evime yakın olan yerde yokmuş, yarın akşam konser varmış. Ben de yarın çekim bugünmüş gibi göstermek istemediğim için gerçek gerçek olsun diye. Biraz daha uzağa gideceğim, o yüzden benzin parası, mili, yaptığım mil bir tık daha fazla olabilir. Onu da hesaba katacağız. Şimdi taco yemeye gidiyoruz, sonra da konser alanına gideceğiz. Orada sahilde biraz yürüyüş yapacağım yine. Hem de size şehir merkezinde downtown'unu gezdirebilirim belki. Takocu'da görüşürüz. Evet canım kocacığım. Ben şu an tatlımı yiyorum. Bakalım sen, senin olan bütçenle böyle keyifli tatlı yiyebilecek misin? Hadi tatlı yedin. Benim gibi böyle keyif yapabilecek misin? Sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Ama sen yine bir yolunu bulursun. Ama sana bunda fırsat vermiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir gün geçiriyorum. Senin de gününü merak ediyorum. Ve senin adına bir çatal tatlı yiyorum. Evet, taco al karbona geldik. Bayağı acıktım artık. Şimdi göreceğiz fiyatları. Umarım ucuzdur. Fazla paramız kalmadı. Bir de biraz evvel arabada bahsettiğim gibi akşam konsere gideceğiz. O yüzden benzini 2 ile çarpıyorum. 40 mil olarak hesaplıyorum. Bu arada benzin 3.80 falan. Dolayısıyla 4 dolardan hesaplayalım. 8 dolardan hesaplarsak çok fazla paramız kalmadı. Buyurun gelin bakalım. Çok acıktım çok. Evet, menüyü dışarıya koymuşlar. Çünkü burada kalabalık olduğu zaman camdan da alıyoruz herhalde. 2 dolar 50 sente şu takoları alabiliyoruz. Bu menüyü buraya koymaları iyi oldu en azından. İçeri girip rezil olmaktansa 2 dolar 50 sente ne alabileceğimi gördüm. Hadi buyurun bakalım gelin. Hello. Günün en güzel kısmına geldim. Spa bölümüne. Böyle zaten masaj en sevdiğim şeylerden biri. Buğracığım da bu konulardan çok dertli. Ama Buğracığım senin yerine ben senin adına da kendime masaj yaptırıyorum. Artık sen ne yaparsın bilmiyorum. Kendi kendine artık takıl, eğlen, keyfini sürüp git bir deniz kenarında kahve iç. Ben de böyle güzel spamda keyfimi yapayım. Evet arkadaşlar, bir empanada bir steak taco söylemiştim. Ama empanadaları yokmuş. Empanada böyle çiğ börek gibi bir şey. Ama yok dedi. Bilmiyorum niye. Hamuru mu yok acaba? O yüzden iki tane taco geldi. Bu şekilde geldi. Açık geldi takolar. Hiç böyle gelmemişti daha önce. Biraz zor yiyeceğim gibi gözüküyor. Su istediğimde şişe su getirdiler. Şişe suya ben şimdi niye burada para vereyim? Bugün çok ekonomik gidiyoruz. Bardakta su söyledim. Çok iyi ama. Evet, takocudan çıktık arkadaşlar. Çok keyif aldım. Çok güzel bir yemek yedim. Çok acıkmıştım. Gayet de güzel doydum. Bu challenge bana bir şey de öğretti. Az yemekle doyabileceğimi öğretti. Eğer 30 doları tutmaya çalışmasaydım kesinlikle bir taco daha söylerdim. Veya bir başlangıç söylerdim ama iki takoyla da gayet güzel doydum. Şimdi buradan West Palm Beach'e gidiyoruz. Bedava bir konserimiz var. Yalnız 6 dolar 40 centimiz kaldı arkadaşlar. Biraz zor olacak bu saatten sonra. Çünkü akşam yemeğimiz var. Akşam yemeğini 6 dolara nasıl bulacağım bilmiyorum. Bizi burada yakan dondurma oldu. Dondurmayı hesaplayamadım. Orada keşke fiyatını sorsaydım önce. Sonra çikolata alsaydım dondurma yerine. Ve hesaplayamadığım konsere biraz daha evden uzakta gidecek olmamız ve benzin parasına bir 4 dolar daha eklemiş olmam. Birazcık daha kıssaydım, bir 10-12 dolarım kalsaydı para arttırabilirdim bile belki ama şu anda 6 dolar 40 cent. Zor bir challenge olacak. Gidelim bakalım West Palm Beach'e, biraz orayı gezelim. Şimdi sıra masaja geldi. Evet, masaj tiplerimizden hemen bahsedeyim ben size dilerseniz. Klasik masajlarımız mevcut. Aromaterapi, klasik İsveç, geleneksel bali. Klasik masajlarımız 50'şer dakika, 85 euro üzerinden. Euro bazlı çalışıyoruz, euro bazlı fiyatlarımız. Derin doku masajlarımız mevcut. Derin doku, sıcak taş, tayı masajlarımız. Hı-hı. Bir tık daha güçlü masajlarımız diye tanımlıyoruz biz bunları. Türk hamamı ve Türk hamamı ile birlikte alınan masaj seçeneğimiz var. Hı-hı. Masaj terapistlerim Endonezya, Bali'den. En iyi yerlerden, en iyi masörler. Sadece bacak ve ayak masajımız mevcut, 45 dakika. Kapıl masajımız az önce gösterdiğim kapıl odada alınan masajdır, 75 dakika. Diğer klasik masajlardan farklı daha uzun sürmesidir. Buracığım neredesin? Kapıl masajı var. Yoksun.
VIP masajımız aynı şekilde gösterdiğim üzere VIP odada alınan masajlarımızdan bir tanesi. Mandara Forehand dediğimiz masaj ise iki tane masaj terapistin aynı anda hem ayak hem de el masajı olarak direkt tüm vücudu masaj olarak yapması. Hepsini tek seansta alsak diyormuşum. Şaka yapıyorum ama yani hazır gelmişken bir hamam ardından masaj bence çok iyi olmaz mı? Önce rahatlayıp daha sonra masaj en iyisi sizin için. Evet, West Palm Beach'in downtown'una geldik. Karşı tarafımız Palm Beach adası. Daha önceki videolarda izleyenler bilir. Amerika'nın en pahalı posta kodlarından biri o ada. Orayla buranın arasında yakın olmasına rağmen dağlar kadar fark var. Ama başka videolarda da orayı detaylı çekeceğiz zaten. Çok huzurlu bir yer gördüğünüz gibi. Arka tarafta güzel caddeler var, konser alanları var, ofisler var, bankalar var. Ama ön tarafına geldiğiniz zaman bayağı yazlık bir yer. Burada tekne kiralıyorsunuz. İki tane böyle iskele var. Bir orada var, bir o tarafta var. Teknenizle gelebiliyorsunuz. Bedava. Kullanıyorsunuz iskeleyi. Akşam kalmak yasak ama güneş battıktan sonra alın gidin diyorlar ama kalan da var falan. Yani gayet güzel, keyifli bir yer burası. Ben Kadıköy'de büyüdüm. O yüzden buraya böyle gelmeyi çok seviyorum. Tam yazlık işte Caddebostan'da büyüdüm. Caddebostan Suadiye sahili gibi bir yer gördüm. Şöyle bir yürüyeceğim. Çok güzel bir marinası var buranın. Genelde Avrupa'daki bütün mega yatlar buradaki marinaya gelir kış aylarında charter yapmak için Bahamalara. Şimdi o marinayı şöyle bir yürüyelim, zaman geçirelim. Biraz sonra bir konsere gideceğiz. Peki şimdi hamam ve masajın fiyatları nedir? Seyircilerimiz için toplam fiyatı nedir? Şöyle bahsedeyim. Türk hamamı 45 dakika 100 euro üzerinden. Günlük kura göre zaten biz fiyat veriyoruz. Hamamla birlikte masaj seçeneğimiz de 160 euro. Normal masajımız 85 euro ise hamamla birlikte paket haline getirip daha uygun fiyat sunuyoruz biz misafirlerimize. 160 euro üzerinden tamamen günlük kura göre fiyat veriyoruz. Ne yapalım? Yani kendimize günlük, de bu jesti yapalım. Günlük klasik masajlarımız 85 euro üzerinden bugünün kuruyla 2453 TL. Ben hamam ve masaj istiyorum. Tamamdır. 75 dakika toplam. Evet. Videomuzun burada sonuna geldik. Ben birazcık keyif yapacağım. Daha sonra bu keyfi yaptıktan sonra sizlerle tekrar konuşuruz arkadaşlar. Öpüyorum. Yoruldum da biliyor musunuz? Hakikaten sabahtan beri yürümekten çok güzel tekneler var. Şurada bütün gün oturabilirim. Keşke sahilde oturmak yerine burada otursaydım. Burada ben bir saat falan oturayım bari. Ne kadar güzel bir manzara. Fuar yapılıyor burada aynı zamanda. West Palm Beach'in boat show'u burada yapılıyor. Bu iki iskelenin arasına yüzen iskeleleri getiriyorlar, koyuyorlar. Dünyanın birçok yerinden tekneler bu show için özel olarak geliyor. Sandalyeler koymuşlar oraya. Sandalye alıp oturuyorsunuz. Evet Buracığım, sen neler yapıyorsun? Ben şimdi kokteyl kısmına geçtim, keyif yapıyorum. Sen galiba en kötü Dunkin'den bir kahve içersin diye düşünüyorum. Bir tane oradan bagel yersin, sonra herhalde bir tane de su alıp hayatına devam edersin diye düşünüyorum. Hani böyle kokteylleri içebileceğini sanmıyorum. Hı? Etraf kalabalık olmadan yemek yeme opsiyonlarıma bakıyorum. Orada birine rica ettiği yerimiz tutuyor. Empanada var. Biraz evvel yemediğim empanada da tam 6 dolar arkadaşlar. Bakın. Tam 6 dolar. Ama artık herhalde empanada yiyemem yani. Bütün gün zaten hot dog bilmem ne hep böyle hamurlu mamurlu. Farklı bir fikrim var. Daha acıkmadım zaten. Biraz acıkayım. Farklı bir fikrim var. Belki de burada yemeyeceğim. Bilmiyorum yani. Canım hiç istemiyor şu an tok olduğum için. Biz konsere devam edelim. Şöyle bir ortamı gezelim. Konsere devam edelim. Sonra sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Evet, şimdi akşam yemeği için restorana indim. Gerçekten çok güzel bir atmosferde yemek yiyeceğim. Çok da güzel bir yemek söyledim. Böyle karidesli bir salata, kremalı enginar çorbası söyledim. O gelecek. Ve gerçekten karnım da çok acıktı. O yüzden onları bekliyorum. Acaba Buracığım ne yapıyor, ne yiyor? Gerçekten biliyorsunuz Bura yemek yemeyi de çok seviyor. Onun için çok zorlu bir mücadele olacak bu. Ama yani kazanan aslında şimdiden belli de. Siz yine Buracılar Bura'yı tutarsınız nasıl kıydın diye, değil mi? Hepinizi şu an duyar gibiyim ama yapacak bir şey yok. Gün gelir. Bura benim konumumda olur. Ben Bura'nın konumunda olurum ama ben şu an keyfini çıkaracağım. Vallahi hiç Bura'yı düşünemeyeceğim. O yüzden canım kocacığım seni seviyorum ama kendimi de çok seviyorum şu an. Kendim işimi artıyorum. Yemeğimi bekliyorum. Öpüyorum hepinizi. 1000 doları ben çekmiş olsaydım Ceyda'cığım sana buradan hediye alırdım. Bakalım sen beni düşünüp bir şey aldın mı? 30 dolar olduğu için bir şey alamıyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çorbamın tadına bakacağım.
Muhteşemli çorba. Zaten ben enginarı çok seviyorum. Böyle çiğ çiğ bile yerim enginarı. Ve çorbası da muhteşem. Yani şu an çok güzel bir çorba içiyorum. Publix'e geldik. Burayı zaten biliyorsunuz. Sürekli bu Publix'e geliyoruz. Evimizin yakınındaki Publix burası bizim. Parama göre ya sushi alacağım ya çorba alacağım. Konser alanında empanada yiyebilirdim. Ama canım istemedi. Yani Meksikan zaten taco yedik. Tekrar böyle benzer baharatlar ve hamur yemek istemedim. $6.40 var arkadaşlar. Benzindeki o fark ve daha önce dediğim gibi dondurmadaki o fark paramı arttırmamı engelledi maalesef. Ama bana göre $30'la fıstık gibi bir gün geçirdim. Katsayı olarak bakarsanız Ceyda'nın $1000'ına göre çok da altta kalmadım yani. Yani bence gayet iyiydi. Teşekkür ederim. Şu an salatam geldi. Çok güzel görünüyor. Ben karidesli salata istedim. Kokusu da gerçekten çok güzel geliyor. Vallahi bugün çok keyifli bir gün geçirdim. Uzun zamandır böyle keyifli vakit. Oradan oraya, oradan oraya, oradan masaja, oradan yemeğe, oradan kokteye, oradan tatlı yapmamıştım. Ama çok güzel bir gün oldu. Çok güzel. Böyle salatada genelde karidesli salata istediğimde bazen böyle çok fazla pişiremiyorlar ya da böyle deniz ürünleri genelde kokar ama inanılmaz güzelmiş karidesi. Hesap da geldi. Şimdi açıyorum. Dınının. Her zaman hesabı kontrol etmeyi severim. Sizler de bir restoranda yemek yiyorsanız neresi olursa olsun hesaplarınızı kontrol edin. Evet, toplam 565 TL gelmiş arkadaşlar. Ben 565 TL artı 50 TL de bahşiş bırakıyorum ve burada geceyi sonlandırıyorum. Odaya uyumaya çıkıyorum. Evet, çorbalara bakalım önce bir. Çok iyi. Şu boy, bu boy çorba $6 tam. Vergisiyle beraber 6.40'ın altında kalırım. 7'den sonra kaldırıyorlarmış çorbaları buradan. İçeriden istiyorsanız getiriyorlarmış. Tavuklu çorba var, tortillalı. Noodle'lu tavuklu çorba var, erişteli bir çorba var. Evet, en azından çorbamız, şu anda çorbamız garantili. Güzelce keyfimi yaptım. Hamama girdim, masajımı yaptırdım. Akşam yemeğimi yedim ve odama çekildim. Dinlenmeye başladım. Gerçekten çok güzel bir gün geçirdim. Vallahi Buğra'nın bütçesiyle şunların üçte birini yapamazdım. Böyle herhalde bir köşede oturur, deniz kenarında sandviçimi alıp denizi izlerdim. O yüzden gerçekten Buğra'cığım seni çok üzülüyorum şu keyfi yapamadığın için. Ama şimdi çok güzel bir böyle bir meyve tabağı söyledim. Meyvemi de yiyeceğim. Birazcık YouTube izleyeceğim. Belki kendimi izlerim. Bu kadar da megalomanmış. Şaka şaka, YouTube'dan biraz bir şeyler izleyeceğim. Sonra yatacağım, uyuyacağım, dinleneceğim derken kapım çalıyor. Ben gidiyorum. Salatalar var alabileceğin. Fiyat olarak sadece bunu alabiliyorum. Buhar yapmış ama yeşil salata. $5.50 tavuk var. Ama tabii eve gidip ısıtmak lazım. Bir sandviçlere bakalım. Kaç para? Yarım var, tam var. 6.59 yarımlar. 6.59 aslında olur yani. Sentler, 1-2 sentin bizi aramızda şey olmaz herhalde. Ama yok, çorba alacağım en kötü. Tamamen uyuyacağım ona. Yani geçmeyeceğim 6.40 arkadaşlar. Dondurmacıda gol yedim. Bir daha gol yemeyeceğim. Sonra çünkü şöyle aç kalırım. Yine Ceyda'nın hile yaptın demesini kabul etmem. O yüzden hatta şöyle de yapabilirdim. 10 yıldır burada yaşıyorum ben. 1000 tane eşim, dostum, arkadaşım var. Her birinin restoranına gidip bedavadan yiyebilirdim. Hatta para bile alabilirdim insanlardan gidip ama yapmadım öyle bir şey. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oo, ne güzel. Buraycığım, sana iyi şanslar. Ben 1001 çeşit meyvelerimi yiyeceğim, vitaminlerimi alacağım. Güne güzel başlayacağım. Sana da bol şanslar diliyorum. Evet, suşiler nerede? Burada. Aa, şu var mesela, 5.49. Suşiler biraz pahalı sanki. $11, $12. Suşi yiyemeyeceğiz arkadaşlar. Belli oldu. $8, $8.49. Evet, kameraya izin vermiyorlarmış. Gidelim çorbamızı alalım o zaman. Sarayım dedi de sarmadım, zaten dışarıda yiyeceğim. No, YouTube. YouTube, what's it in English? It's in Turkish, but I'll write it down for you if you want. We have subtitles. Okay. Kanalımızı merak etti. We have subtitles, so you can see the... What's the name of it? What's it? It's my wife's name. Lifestyle. Just my wife is an actress. Thank you. Günaydın arkadaşlar. Vallahi mis gibi uyandım. Çok da güzel uyudum. Şimdi kahvaltı yapacağım. Ama otele gerçekten bayıldım. Zaten
Her yerinde bir sanat eseri var. Tablolar, dekor, sanat eserleri, aksesuarlar, her bir şey o kadar güzel yapılmış ki. Zaten oda da muhteşemdi. Şimdi kahvaltı yapacağım. Kahvaltı salonu da bence şahane. Çok keyifli. Sanki böyle şık, böyle lüks bir restorandaymış gibi. O yüzden şimdi kahvaltımı da keyifle yapayım. Daha sonra tekrardan görüşürüz. Şimdi otelin böyle bar kısmında bir böyle güzel bir kokteyl içeceğim. Hem de birazcık da keyif yapmış olacağım. Burası da çok güzel bir alan. Barı çok güzel. Buradaki işte tablolar çok güzel. Oturma grubu çok güzel. Gerçekten otele aşırı derecede bayıldım. Huzur veren bir yanı var böyle. O yüzden de böyle keyifli geçiyor benim için. Şimdi oradan da küçük bir kokteylimi alacağım. Şurada oturup birazcık keyif yapacağım arkadaşlar. 6:41 arkadaşlar. Yeah. I was supposed to be at 6:40 and I'm 6:41. 6:41. 1 sent açtım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu kadar uğraşıp. Nerede? 6:41. 10 dolar verdim, 3.59 aldım. 6:41 ya. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse dışarı çıkalım, çorbayı bir içeyim ben. Marketin otoparkında çorbamı yiyeceğim şu anda. Akşam yemeğimi yiyeceğim. Ah Ceyda'cığım ah. Bugün çok andım seni. 33 kat daha fazla parası vardı Ceyda'nın. Ben inanmıyorum ki 33 kat daha fazla güzel bir gün geçirdiğine inanmıyorum. Kararı siz verin arkadaşlar. Yorumlara yazın. Evet, birkaç kat benden daha güzel bir gün geçirmiş olabilir. Daha lüks bir gün geçirmiş olabilir. Ama ben de denizde, güneşte, Florida'da yani konserimi izledim. Ondan sonra ne bileyim işte şimdi tavuklu çorbamı içiyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Bakalım nasılmış tadı. Mısır var içinde. Böyle bir çorba. Evet, belki bulunduğum yerler şu anda kahvaltıda ve akşam yemeğinde bulunduğum yerler iyi olmayabilir ama gün olarak bana göre çok güzel. Ben çok eğlendim bugün. Kitabımı okudum. Biraz böyle kendimi dinledim en azından. Çok fazla para harcamadan da mutlu olabildiğimizi görüyoruz böyle durumlarda. Ceyda'nın neler yaptığını gerçekten çok merak ediyorum. Hakkını verebildi mi bu challenge'ın? Çok büyük bir fark açabildi mi merak ediyorum. İnşallah eğlenmişsindir. Ben eğlendim. Umarım siz de bu videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Çok güzel keyif aldım. Çok da güzel vakit geçirdim. Sheraton İstanbul Esenyurt Otel'e çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ağırladılar. Vallahi Buracığım, ben çok güzel vakit geçirdim. Ama tabii artık senin yanına gelme vakti. Ben tahmin ediyorum ki limitimi aşmadım. Hatta üstüne para kaldı ama hesaplamadım. Burayla beraber hesaplayacağız. Bakalım Bura ne yaptı? Onu da orada öğreneceğim. O yüzden şimdilik benden bu kadar. Çünkü gezdim, eğlendim, dinlendim. Artık otele veda etme zamanı. Görüşürüz. Evet, günün özetini yapalım arkadaşlar. Kahvaltımızı 1.60'a yaptık. Kahvaltıdan çıktık, kahvemizi bedavaya içtik. Sonrasında iskeleye gittik. 1 dolara iskelede yürüdük, yürüyüş yaptık. Onu çekmeyebilirdik. Ben para arttırırım diye düşünüyordum. O yüzden orada hovardalık yaptım 1 dolar. Dondurmada büyük gol yedim. 7 dolar olacağını hiç tahmin etmiyordum. Fiyatını bile sormadım. Bir top dondurma yani dedim. Keşke sorsaydım. Dondurmada gol yedik, 7 dolar dondurmaya verdik. Daha sonrasında taco yedik. 6 dolar taco'ya verdik. Konsere gittik, konsere bedavayı izledik. Buraya geldik. 6:41'de burası tuttu. 6:40 paramız vardı. Çünkü benzine önce galonuna 5 dolar dedim. Orada bir yanlış anlaşılma oldu. Costco'dan geçerken bizim arabanın aldığı benzinin galonu 3.80 dolar. 80 sent. 4 dolardan hesaplıyorum. Konsere gittiğim için bir galon da fazla harcadım. 8 dolar da ona yazdığım zaman. Belki de daha az harcamıştır. 2 galondan daha az harcamış olabilir. O kadar yani onun tam hesabını yapamadım tabii ki. Ama şöyle söyleyeyim. 1 sent açtım. Yapacak bir şey yok. Affola. Bir dahaki sefere 1 sent eksik yaparım böyle bir challenge yaptığımız zaman. Ceyda kapanış yapmıştır diye düşünüyorum. Ama ben yine de bir kapanış yapayım. Ben bugün çok eğlendim. Gayet güzel bir gün geçirdim deniz kenarında falan. Sıcak birazcık beni yordu. Ama şu anda çok yorgunum. Bir an evvel eve gidip dinlenmek istiyorum. Ben keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.